Suriye'deki Esed rejimi muhaliflerin kontrolündeki Türkmen köylerini vuruyor. Bayır Bucak bölgesindeki kara harekatını Rusya da havadan desteğini sürdürüyor. Nisib'in Dervişen ve Geyikli köylerindeki birçok ev Rus savaş uçaklarının bombardımanı sonucu harabeye döndü. Rusya Beşer'e destek geldi. Bizi çocuklarımıza korktuk. Vurdu, evlerimizi kapattı, camilerimizi, okullarımızı vuruyor. Bize şeyden Erdoğan'dan yani yardım istiyor. Köyümüzden kaçtık, evlerimiz vuruldu, bombalandı. Harap oldu. 4 sene oldu biz bu dağda oturuyoruz. Laskiye kırsalındaki Bayır Bucak'ta savaşan Sultan Abdülhamit Tugay komutanı Ömer Abdullah basında yer alan Türkmen Dağı düştü yönündeki haberlere tepki gösterdi. Türkmen Dağı düşmedi. Allah'ın izniyle de düşmeyecek ifadelerini kullandı. Bu Türkmen Dağı düşmez. Burada aslan parçalarımız olduğu sürece. Türkiye ise Türkmen Dağı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Dün Çankaya Köşkü'nde Suriye konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıya başkanlık eden Başbakan Ahmet Davutoğlu atılacak adımlarla ilgili bilgi verdi. Son günlerde Bayır Bucak bölgesindeki gelişmeler bütün güvenlik birimlerimiz ve bizim tarafımızdan an be an takip edilmektedir. Dışişleri Bakanımıza bu konuyu Birleşmiş Milletler'de gündeme getirmesi için gerekli talimatları verdik. Türkiye müzahir gruplar, topluluklar, bunlar ister Arap, ister Kürt, ister Türkmen olsun saldırıya uğradıklarında onlara her türlü insani yardımı ve ayrıca onların bulundukları bölgelerde kalmasını temin edecek her türlü yardımı yaparız.